Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak düzenlediği Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatı bugün Girne'de başladı. Detayları almak için hemen A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'e kameralarımızı çevirelim ve sözü ona bırakalım. Rıza, kolay gelsin. Tayin'den çok teşekkür ediyorum. Aslında hani derler ya, düşmana güven, düşmana korku, dosta güven veren bir tatbikat. Hakikaten öyle. Girne'ye bağlı Sentralyum bölgesindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz uçak Beşparmak Dağları'nda düştü ve şu anda bulunduğumuz yerde. Şöyle özetleyecek olursam tatbikatı, öncesinde devriye uçakları geldi ve keşif yaparak uçağın düştüğü yeri belirledi. Hemen akabinde iki helikopter geldi buraya ve helikopterler yaralıları gördüler ve onları teker teker helikopterlerle helikoptere aldılar. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye sevkleri gerçekleşti. Sonrasında prografide şu var. Buraya gelen ambulans ekipleri, sivil savunma teşkilatı ekipleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askerler arama yaptılar ve son bir yaralının olduğunu tespit ettiler. Şu anda yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken bir yaralının daha, acil bir yaralının daha tespiti gerçekleşti ve de telsizle helikoptere bilgi verildi. Son yaralıyı almak üzere biraz sonra helikopter bulunduğumuz yere gelecek ve son yaralıyı, şu anda arkamda görmüş olduğunuz o noktadaki yaralıyı helikoptere alacak. İlk müdahalenin ardından yine hastaneye sevki gerçekleşecek. Her yıl gerçekleşen Caner Gönyeli tatbikatı yine bu yıl, yayının başında da söylediğim gibi, dosta güven, düşmana korku veriyor. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın, polis ekiplerinin burada bulunması ve gösterilerini böyle canla başla bizler için sergilemesi yine bize de burada ayrı bir haz veriyor. Girne'ye bağlı Sentralyum bölgesindeyiz. Bakın, biraz önce anlattığım gibi son bir yaralı var, acil bir yaralı var. O da biraz sonra helikoptere çekilecek, helikopterle hastaneye kaldırılacak. Tatbikatta çok sayıda devlet erkanı, buradaki uygun ve emniyetli bir bölgeden kesin yapmaları maksadıyla yönlendirmeleri faaliyeti. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi yaralılar ambulansla hastaneye sevkleri devam ediyor. Ambulans ekiplerinin canla başla çalıştığını görebiliyoruz. Yine itfaiye ekipleri burada hazır beklemekte. Çünkü tam anlamıyla hastaneye sevkler biter bitmez son kalan birkaç yangın, şu anda görüntüde rica edeceğim kameraman arkadaşımdan, oraya görüntüyü çevirmesini rica edeceğim. Ve oradaki bir yaralıyı da kurtaracak ve oradaki yangını da söndürmüş olacak. Gelen basın mensupları, polis unsurları tarafından kaza bölgesi dışında uçağın doğusunda bulunan ve basın mensupları için ayrılan emniyetli bölgeye yönlendirilecektir. Kurtarma faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesinin sağlanması ve emarilerin kaybolmasının önlenmesi maksadıyla gerek yolcu yakın. Evet, şu anda anonslar geçmeye devam ediyor. Telsiz anonsları geçmeye devam ediyor. Koordinatlar verildi. Son gelen helikoptere koordinatlar verildi. Biraz sonra bulunduğumuz yere acil ağır yaralı olan koordinatları alan helikopter gelecek ve son yaralıyı alıp ilk müdahaleyi yapmanın hemen ardından hastaneye sevki gerçekleştirilecek. Bu arada uçakta arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Onu da söyleyelim, hummalı bir şekilde buradaki görevliler uçakta başka yaralı var mı diye aramalarına devam ediyorlar. Ve şu anda o pembe dumanla verilen işarette son yaralının olduğu yeri tespit etti helikopter. Dakikalar sonrasında burada olmasını bekliyoruz helikopterin ve son yaralıyı alacak ve hemen ardından
hastaneye sevki gerçekleştirilecek. Tayinan biz burada bu özel faaliyeti takip etmeye devam ediyoruz. Hani göğsümüz kabara kabara izliyoruz biz de. Çünkü son derece gelişmiş olan bu faaliyetleri bizler de yerinde takip ediyoruz diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.